Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ahkaf suresi 1. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma halakne semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakki ve ecelin müsemma. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِيْتُونِي بِكْتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. Ahkaf suresi 46. sure, Mekke döneminde inmiştir, 35 ayettir. Sure adını 21. ayette geçen Ahkaf kelimesinden almıştır. Ahkaf surede sözü edilen Ad kavminin yaşadığı Yemen'de bir bölgenin adı olup uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Genelde huruf-u mukatta Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında geçer. 14 harf zikredilir. İlahi şifre Allah ile Resulü arasında tabiri caizse kırmızı hat. Ebced cifir hesabıyla ifade ettiği mana var. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Elif Lam Mim deyince Yahudinin birisi ya Muhammed senin ümmetinin ömrü kısadır deyince Efendimiz daha var daha var demiştir. Her ikisi de birbirini anlamıştır. Çünkü Elif Lam Mim Ebced Cifir hesabıyla 71 eder. Efendimiz daha var deyince Yahudi susmuştur. Adeta mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'nin kısaltılmışı şeklinde mesela ifade edilmiş gibi açılım hali aynı şekilde bazı külli hakikatları ifade eder. Mesela Yasin'de ey insan gibi. Hamim'de de dikkat edilirse genelde kendisinden sonra Kur'an-ı Kerim zikredilir. Hamim ile gelen hurufu mukatta harflerden sonra Kur'an-ı Kerim hakkında bahseder. Elif Lam Mim'de de o durum söz konusudur. Onun için ilahi şifre olur. Allah-u Alem'i bir sevap demek daha münasiptir. En doğrusunu elbette Allah bilir. Araplar buna aslında yabancı değildi. Yani buna bu meseleye Hamim şeklindeki ifadeye yanlış değil. Pek garip değil, görmediler, yabancı değillerdi. Bildikleri aynı zamanda bir meseleydi. Onun için ilahi bir şifre de diyebilir kısada. Ve hatta onunla ilgili bir dörtlüğü ifade ettim birkaç kere, anlamını da verdim. Şimdi anlamını vermeyeyim, siz daha iyi bilirsiniz en azından. Mesela şöyle, orada geçen kelimeler, mim gibi, cim gibi, ayn, elif gibi, gaf gibi. Mesela şöyle şiirde, aşık oldum bir mime. İnciler dizilmiş cime, cim öyle bir cim ki eliften gaf getirir mime. Buradaki harflerin ifade ettiği mana. Bismillah. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Yani, İnsanın eceli olduğu gibi A'sından Z'sine her şeyin bir eceli vardır. Ecel süre demektir, müddet demektir. Her şeyin vakti gelince, tabiri caizse kum saati dolunca,
Sayaç tamamen miadını doldurunca, neticede her doğumu olanın bir ölümü olduğu gibi, başlangıcı olanın da nihayeti vardır. Dünyanın da, insanın da, kainatın da bir başlangıcı olduğu içindir ki neticede bir nihayeti vardır. اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Rabbimiz buyurduğu gibi, yani bir şeyin eceli geldiği zaman ne bir dakika ileri ne bir dakika geri gitmez. Bir saat dahi, bir an bile sapma söz konusu olmaz. Evet, bütün bunlar tamamen hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiş, mutlak güç sahibi olan Kur'an'da beyan edilmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim tamamen bir hikmet ve hüküm ihtiva etmektedir. Tamamen bir hikmet. Hikmetin çok manaları olmakla beraber, çünkü Allah'ın bir ismi de Hakim ismidir. Tersi anlamı cihetiyle abes olmayan, hiçbir şeyde, yaptığı hiçbir şeyde bir abesiyetin, uygunsuzluğun olmaması demektir. Evet. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun, getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Kimdir yani? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir. Yani biz desin gibi bir acizlik, sizden daha da acizlik. Siz hiç olmazsa bir insan, şerefli bir varlık. Onlar diyecekler ki mesela, inek ben hayvandım, öbürü ben ateştim, öbürü ben yıldız veya güneştim, öbürü ben betondum, topraktım, şuursuz ve cansızdım. Bismillah, onların ibadetlerini de inkar ederler. Yani bir işe yaramaz. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine geldiğinde, hak, kitap, Kur'an için, düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Zaten ya, düşünmüş olsalardı öyle bir hezeyan içerisine girmezlerdi. Yani tamamen bir düşüncesizliğin sonu. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olan cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. Yani o cezayı engelleyemezsiniz. Hatta Cenab-ı Hak daha ağır ifade kullanıyor. Yani sen eğer o kitaptan bir şeyi eksiltseydin, gizleseydin, vermeseydin senin şah damarını yakalardık diyor Cenab-ı Hak. Hem Allah tarafından böyle, hem Efendimiz tarafından. Yani Allah'ın vereceği bir şeyi siz def edebilir misiniz? Mümkün değil. O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Yani öyle kendiliğinden çıkmış değil. Burada bununla ilgili Hazreti Peygamber'in peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ilk kişi olmadığını, daha önceki peygamberlerin çizgisini takip ettiğini ifade etmektedir. Yani ilk defa çıkmış değil. Konuyu vurgulayan bununla ilgili Yunus 47, Hicr 10, Nahil 43, Mü'min 78, Ali İmran 144. ayet-i kerimelere de bu manada bakılabilir. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım, nezir. Nezirin, peygamberlerin iki sıfatı vardır. Cennetle müjdeler beşirdir, cehennemle korkutur, nezirdir. Nezir aynı zamanda kendisini Allah'a adamış kimsedir. Kurban içinde nezir kullanılır, kurban etmek manasında. Onlar kendilerini Allah'a adayıp kurban etmiş oldukları içindir. Münzir ve nezirdirler. Korkutucu, uyarıcı ve kendilerini Allah'a adamış şahsiyetlerdir. Nitekim ayet-i kerimede de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُحَى Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi heves, istek, arzu, keyfine göre konuşmaz. O kendisine ne vahyedilirse, ne bildirilirse ancak onu söyler. De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız?
Yani o zaman neticesine de katlanırsınız. Bismillah. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Çünkü inne şirkele zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Kainat çapında bir zulümdür. Bütün mahlukatın hakkına bir tecavüzdür. Esma ilahiyeye, zat-ı ilahiyeye ve men azlamu mimmen kezebe alallah. Allah'a iftira edenden, yalan isnat edenden daha zalim kim vardır? Onun için Cenab-ı Hak ne yapacak? O zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmeyecek ve cezalandıracaktır. Genel Ahkaf suresiyle ilgili, nüzul sebebiyle ilgili bir bilgi verildikten sonra 9. ayetin nüzulüyle ilgili benim ve sizin başımıza gelecekleri bilmem. Ben ancak bana vahyolunana uymaktayım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Ayetin nüzulüyle ilgili Kelbi Ebu Salih'ten, o da İbni Abbas'tan rivayeten şöyle demiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ulaşan belalar şiddetlenince Nebi Aleyhisselatü Vesselam rüyasında hurması, ağacı ve suyu bol bir yere hicret ettiğini gördü. Bu rüyayı ashabına anlattı. Onlar da bununla müjdelendiler. Ve orada müşriklerin ezasından ve üzüntüden kurtulacaklarını umdular. Sonra onlar bir müddet böylece kaldılar. Rüyada anlatılanı göremediler ve dediler ki, ey Allah'ın Resulü, rüyada gördüğün yere ne zaman hicret edeceksin? Resulullah Aleyhisselam sustu ve Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani rüyada gördüğüm yere gidecek miyim yoksa gitmeyecek miyim ben de bilmiyorum. Çünkü Yunus Aleyhisselam gibi yapmaz. O Cenab-ı Hakk'ın emri olmadan gitmişti. Neticede gemiden atılmış balık yutmuştu. 3 gün 3 gece bu şiddetli fırtınalı halde. İşte onun için bir sene önce hatta Medineliler gelmiş Efendimiz'i davet etmişlerdi. Ya Muhammed gel biz sana her türlü maddi manevi desteği verelim. Çünkü izin çıkmamıştı. Çünkü bilmiyordu ne zaman gideceğini rüyasında görse de. Ve sonra şöyle buyurdu. Bu rüyamda gördüğüm bir şeydir. Ben ancak kendime vahyolunan şeye tabi olurum. Yani izin çıkmazsa. Evet. 10. ayette de ki şayet o Allah katından ise ve siz de onu inkar etmişseniz. O zaman bakın. Bunun nüzulüyle ilgili olaraktan ravi zinciriyle devam etmekle beraber İbni Asakir'den, İkrime'den, Abdullah İbni Selam, İkrime'nin kavlinde Abdullah İbni Selam'dır bu kişi. Ve ayet-i kerime onun hakkında nazil olmuştur. Ayet-i kerimenin Mekke-i Mükerreme'de nazil olduğunu düşünenlere göre, Kur'an-ı Kerim'in istikbale matuf, geleceğe yönelik gayb haberlerinden biri olması akla gelmelidir. Ancak her ne kadar aksini söyleyenler varsa da ki birazdan gelecektir cumhur, Mekki olan bu Sure-i Celile'deki bu ayet-i kerimenin medeni olduğu görüşündedir. Bundaki ilgili rivayetler burada ele alınmaktadır. Mesela Ali İbni Said el-Kindi kanalıyla Abdullah İbni Selam'ın kardeşi oğlundan rivayete göre bazı kimselerin Hazreti Osman'ın katline kalkıştığı sıra Abdullah İbni Selam ona gelmiş Hazreti Osman ona seni getiren nedir, niçin geldin diye sormuş Abdullah İbni Selam. Sana yardım etmek için geldim demiş Hazreti Osman. İnsanlara çık ve onları benden uzaklaştır. Senin dışarı çıkıp bunu yapman burada kalıp bana yardım etmenden daha hayırlıdır demiş. Bunun üzerine Abdullah dışarı çıkmış ve şöyle konuşmuş. Ey insanlar! Cahiliye devrinde benim adım şöyle şöyle idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Abdullah adını verdi. Benim hakkımda Allah'ın kitabından ayetler indi. İsrailoğullarından birisi de bunun böyle olduğuna dair şehadet edip inandığı halde ayet-i kerimesi benim hakkımda indi. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter ve bunu kendisinde kitabın ilmi bulunan da bilir ayet-i kerimesi de benim hakkımda indi şüphesiz. Allah'ın sizden kınına konulmuş bir kılıcı vardır ve melekler peygamberinizin indiği şu yurdunuzda size komşular idiler şu adam. Hazreti Osman'ı kastediyor. Hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Bu hususta Allah'tan korkun vallahi. Şayet onu öldürürseniz komşularınız olan melekleri kovmuş ve kıyamete kadar bir daha kınına girmemek üzere sizden alıkonulup kınına konulmuş olan Allah'ın kılıcını istemiş olursunuz. Fakat onlar, Hazreti Osman'ı öldürmeye kastetmiş olanlar, şu Yahudi'yi de öldürün, Osman'ı da öldürün demişler. Bir fitne ateşi yediyor işte. Bir anlayışsız yediyor işte. En dehşetli. Onun için fitne katilden beterdir diyor Cenab-ı Hak.
İslam dünyasını bugün de dahil geçmişten günümüze hakikaten en bitiren olay fitnedir. Bu da tabii ki daha ziyade münafık ağırlıklıdır, nifak ağırlıklıdır. Münafıkların ateşlemiş olduğu fitne ateşi maalesef. O zamandan beri yanmış, hala maalesef canlı. Ve birkaç rivayet nüzulüyle ilgili devam etmektedir. Evet, epey de öyle birkaç tane, 14 tane, 17 tane farklı farklı rivayetler kanallardan gelmiş ve zikredilmiş olmaktadır. Ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan. Evet, ayetleri genel tahlil edecek olursak, ayetin faziletiyle ilgili olaraktan Efendimiz'den rivayet edilmektedir. Hadis kitaplarının sonlarında da hadisler, tefsirlerin beyanı ile ilgili olaraktan hadislerde böylece surelerin fazileti bölümü olaraktan öyle özel ele alınmış olmaktadır. Orada da bakılabilir. Evet, genel olaraktan hamd yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Allah'a Resulüne, onun pak aile halkına ve ashabına olsun. Evet, Rabbimiz bizden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işitensin, her şeyi bilensin. Evet, Ahkaf suresi ile ilgili genel olaraktan bu manada tefsirlerde izahatlar, beyanlar var. Genel bir bilgi olarak sizlere arz edeyim. Yani geniş zaman içerisinde mevcut olduğu için bunları tespit ettiğimiz için durdurup ele alabilirsiniz. Sure genel olarak da şu madde halindeki manaları ihtiva etmektedir. Muhteva olaraktan 10 farklı şekilde konu ele alınmış olmaktadır. İhtiva ettiği konular. Yine faziletiyle ilgili Efendimiz buyurdular ki kim Ahkaf suresini okursa onun için 10 hasene sevap verilir buyurmaktadır faziletiyle ilgili olaraktan. Evet, ve ayet-i kerimenin izahı sadedinde 3. ayet-i kerimede bu ayetin izahı ile ilgili En'am 46, Yunus 11, İbrahim 23, Hicr 47, Nahil 6, Enbiya 15-17 arası, Mü'minun 102, Ankebut 75-76, Lokman 51, Câsiye 28, Duhan 34. ayet-i kerimelere bu 3. ayetin geniş kapsamlı müradifi olan ayet-i kerimelere bakılabilir. Evet, 4. ayette re ifadesi geçmişti. Bu kelimenin ikinci harfi hemze, üçüncü harfi ise yadır. Araplar bu kökten kelimesini türetirler. Bununla ilgili olaraktan burada tabi rey görüş manasına mağlup gelmektedir. Realite aynı zamanda. Bununla ilgili yapılmış olan izahlar kelimenin beyanı, izahı. Nefsi güçlere göre farklı kısımları duyu ve onun yerine geçen şeylerle görmek. Aynı zamanda mer'i de deniliyor. Ra'i, ra'i elif ile. Görme, görüş, hayal ile tasavvur, hayal ve tasavvur ile görmek, tefekkür ile görmek, akıl ile görmek ki burada o manada zikredilmiş olmaktadır. Görme ve görüş her ikisini de ifade etmiş oluyor. Yani realite manasına da gelmiş olmaktadır. Evet, ve ayet-i kerimeden 6. ayetin izahı ile ilgili haşir kelimesi, haşir, mahşer, haşir ve neşir diye de bazen beraber zikredilir toplanma manasında. Bir topluluğu yerinden çıkarmak, onları savaş gibi şeylerle sürmek manasına da geliyor. İnsanlar toplatılınca puttan onlara düşman, putları onlara düşman olurlar. Evet, onunla ilgili ayet-i kerimelerde zikredilmiş olmaktadır. Ve 9. ayet-i kerimede de ki ben peygamberlerden bir ilk değilim. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Adem insanlığın ilk atası, ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber. Ve aynı zamanda 10 suhuf inmiş ilk peygamberlerde. Onun için adeta bir zincirleme durumu. Yani hak ve hakikatin yolunu tutmuş olaraktan peygamberleri Cenab-ı Hak teşbihata olmasın. Bir sınıf varsa elbette ki o sınıfta bir öğretmenin de olması lazım. Bir tanıtıcının, bir rehberin, bir muallimin hakikatları ifade eden bir şahsiyetin elbette ki olması gerekir. Cenab-ı Hak insanlık tarihince beraber peygamberleri de göndermiştir zaten. O gönderilmediği zaman bir sınıfa öğretmen gelmezse nasıl sorumlu tutulacak? Onun için Cenab-ı Hak öyle diyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz bir topluluğa bir peygamber göndermedikçe onları azaplandırmayız.
Soru cevap zımnında burada. De ki ben peygamberlerden bir türede değilim. Yani ilki de değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Hazreti Peygamber'e vahiy geldiği halde ahirette kendisine ne yapılacağını bilmemesi ile ilgili mana nedir denilirse ayet Hazreti Peygamber'in gaybı bilmediğini belirtmektedir. İnkarcılar Hazreti Peygamber'in her şeyi ve geleceği mutlak anlamda bilmesi gerektiğini söylüyorlardı. O da ancak kendisine vahiy ile bildirilenleri bildiğini ifade etmiştir. Yani ne zaman gideceğini de Medine'ye bilmiyordu Cenab-ı Hak bildirmesi üzerine. Yine bu 9. ayetin izahı ile ilgili soru cevap zımnında burada genel olarak bana ve size ne yapılacağını bilmem. Böyle. Gayb Allah'a aittir. Gaybı bilen odur. Allah bildirmezse elbette kimse bilmez. Bazı durumları burada izahsa dediğimde tefsirlerden çıkartmış olduğum bazı şeyler var. Peygamberler ve melekler bile Allah'ın öğrettikleri dışında gaybı bilmiyorlar. Onunla ilgili burada konuyu izahsa dediğimde ele alınmış olmaktadır. Örnekler de burada verilmek suretiyle ve ilgili ayetlerde zikredilmektedir. 9. ayet-i kerimenin izahı sadedinde. Ve 10. ayette bu ayeti izah sadedinde yine Fussilet suresi 52. ayete ve 69. ayet-i kerimeye de ayrıyeten bakılabilir. Bu 10. ayet orada da izah edilmektedir. Ayette edebi sanatlar da 1-6 arasında zikredilmekte, 7-10 arasında da bazı edebi sanatlarda zikredilmiş olmaktadır. Mesela istihare gibi. Ayet-i Kerime'nin gramer tahliline bakacak olursak, ikinci ayette Bismillah, minallah car ve mecrur olmuş olup tenzilin haberine müteallıktır. Üçüncü ayette ma halakna ifadesi müstenifede istinaf iptidai başlangıç mukadder bir suale cevap illa hasır edatıdır. Bil hakkı car ve mecrur olmuş olup halakna failinden hal olmak üzere ona müteallıktır. Ve ecelin ifadesi ise hakka matuf bir isimdir. Amma'daki ma ise, çünkü bunun aslı an ma'dır. Amma olmuş, daha sonra devam edilmiş amma olmuş, masdar yedir. Aynı zamanda masdar ve mecrur olmuş olup moriduneye müteallıktır. Dördüncü ayet, araitüm ifadesi ahbiruni manasına, yani bana haber ver manasında. Bu aynı zamanda iki mef'ule geçiş yapmaktadır. Çünkü fiiller lazım ve müteaddi olmaktadır. Birinci ma-i mevsuliye, ikincisi ise şu cümledir. Maza halakı cümlesidir. Min duni car ve mecrur olmuş olup ma'dan hal olmak üzere ona müteallıktır. Maza'daki ma ismi istifham ve müptedadır. Za ise isim mevsul ve haberdir. Minel ardı car ve mecrur olmuş olup halakuya müteallıktır. Eruni cümlesi araeytümü tekit etmek amacıyla muhterize cümlesi de ara cümle, parantezi cümle, dipnot, haşiye, zeyl gibi manalara gelmektedir. Emmi munkatıdır. Bazen muttasıl geçiyor. Öncekiyle sonrakini ayırmış oluyor. Cümle ve ondan sonraki kavil durumunda müstenfedir, istinaf cümlesidir. Fissemavat car ve mecrur olmuş olup şirkinin sıfatına müteallıktır. İtuni cümlesi ise bu da kavil durumunda müstenfedir. Min kabri ca ifadesi car ve mecrur olmuş olup kitabının sıfatına müteallıktır. Min ilmi ifadesi esaretinin sıfatına müteallıktır. İn küntüm sadık müstenfedir, istinaf cümlesidir. Aynı zamanda kendisinden öncekine delalet eden mahsus bir şartında cevabı olmuş olmaktadır. Beşinci ayet, وَمَنْ اَدَلُّ مُسْتَنِفَدِرْ مَنْ مُبْتَدَى وَخَبَرْدِرْ مِنْ مَنْ جَارْ وَمَجْرُ olmuş olup اَدَلَّيَ Bu da aynı şekilde مِنْ مَنْ olmaktadır. اَدَلَّيَ مُتَعَلِّقْدِرْ مِنْ دُونِ جَارْ وَمَجْرُ olmuş olup مَنْ'den hal olmak üzere ona müteallıktır. مَنْ ise ism-i mevsul ve yedi onun mef'ulüdür. Ve hum gafilun cümlesi ise bu da la yestecibu bu cümlesine matuftur. An duaihim cümlesi ise gafiluneye müteallik olmuş olmaktadır. 6. Cümle şart cümlesi olmuş olup men adallu müstenife cümlesine matuftur. Lehum car ve mecrur olmuş olup a'da'dan hal olmak üzere ona müteallıktır. Bi ibadetim kafirineye müteallıktır. 7 ise cümle 7.'si de cümle iza edatı, şart edatıyla başlamış olduğu için men gibi, lev gibi izada şart edatı olmuş olup şart cümlesi ve müstenifedir. Beyinat ayatinden haldir. Lemma ca'ehum muhterize itiraz cümlesi parantezi cümledir. Lemma'nın cevabı kendisinden öncekine delalet eden mahsus bir cevaptır. Haza sihr ifadesi ise mekulü kavidir. 8. Emmi munkatıdır. Fela temlikûne mahsus mübdedanın haberidir. Yani ne manasına? Ey entüm la temlikûne takdirindedir. Fe entüm temlikûne bu da şartın cevabıdır. Minallah bu da şey enden hal olmak üzere ona müteallıktır. Cer ve mecrur olup ve âlemu müstenifedir. Kefa bi şehide ifadesi kavil durumunda müstenifedir. Bazı aidedir. Ha faildir. Şehiden temizdir. Beyni zarf olmuş olup şehiden müteallıktır.
ve vel gafur rahim ifadesi kefa bihi cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Miner rusul cer ve mecrur olmuş olup bid'anın sıfatına müteallıktır. Ma edri cümlesi bu da mekulü kavle matuftur. Ma yuf'al bi kavli ise ismi istifam ve müptedadır. Aynı şekilde cümle edriye müteallıktır. Amelden o da sa'de mesedde mef'u iki mef'ule geçiş yapmaktadır. İn nefi edatıdır. İn ettebiyo cümlesi ise kavil durumunda müstenifedir. Ve ma ene illa nezir ifadesi ise ettebiyo cümlesine matuftur. 10. ayet araeytüm bu da mahsuf olan iki mef'ul bir ifade eder. Ey yani araeytüm halekum imkanı keza elestüm zalimine zalimine takdirindedir. Ve aynı zamanda mahsuf bir şartın da cevabıdır ki takdiri fakat zalemtüm takdirindedir. Ve şehide şahit ifadesi ise kefertüm cümlesine matuftur. Min beni car ve mecrur olmuş olup şahidinin sıfatına müteallıktır. An misli car ve mecrur olmuş olup şehideye müteallıktır. Ve amene cümlesi ise şehide cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Gramer, sarf ve nahiv kuralları gereği olaraktan. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Kalp bahçesi. İnsanın bir kalbi, insanın kalbi bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler bitecektir. Eğer o kalp marifetullah ve muhabbetullah ile doldurulmazsa orada ya dikenler biter veya düşmanlar ona muzur şeyler dikerler. Saat kimin ise bir zatın bir saate sahip olması halinde artık ona bu saatin camı da senin mi, akrebi de senin mi, şu veya bu arkı da senin mi gibi sorular sorulmaz. Saat kimin ise saatin cam, akrep, yelkovan gibi levazımatı da onudur işte. Bu kainatta misaldeki saat gibidir. Kainat kimin ise güneş sistemi de onun, galaksilerde onundur. Küfürle iman arasındaki perde çok ince ve çok kalın. Yumurta içerisinde teşekkül etmiş bulunan bir civcivle güneş, ay ve yıldızlar filasa kainat arasında ince bir perde vardır. Yumurta kabuğu olan bu perde bir cihette çok incedir. Kırıldığında o dar ve sıkıntılı yerden bir anda geniş ve harika bir aleme geçilecektir. Diğer cihetten ise çok kalındır. Zira bu perde yırtılmaz ve bu kabuk delinmezse o yavru o dar yerde boğulup gidebilir. Hakikattan iman ile küfür arasındaki perdeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yırtmış ve iman güneşiyle hakikat yıldızlarını bütün letafetiyle umum beşere göstermiştir. Fakat nefis, şeytan ve dünyanın suri tatlılığı gibi hususlar insanı etrafını çevirmekte ve bir yumurta kabuğu şeklinde insanı içlerine almaktadırlar. İnsan bu ince ve fakat çokları için kırılması zor olan kabuk içerisinde hapsedilmiş olmaktadır. Allah-u Alem bissevap. En doğruyu bilen Allah'tır. Nasim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillah.